Ne böyle gaga? Hak, hak. Belki de konuşması bitmiştir. Evet, ben de seni çok özledim babaanneciğim. Hı hı, tamam, mutlaka geleceğiz. Aa, 5 dakika daha mı? Ay, benim dışımda herkesle konuştu bugün. Çok konuştum ki çenem yoruldu gaga. Benimle konuşmayacak mısın yani? Konuşurum gaga, merak etme. Neden o kadar çok konuştun Ege? Babaannemi aramıştım. Dedemle de konuştum. Sonra anneannemi de aramak istedim. Dedemle de konuştum. Dayım, halam, amcam, teyzem geldi aklıma. Onlarla da konuşayım derken... Beni unuttun. Unutur muyum hiç? Bak daha çok erken. Bütün gün birlikte oynayabiliriz. Ha, telefonla konuşmak istiyorum Ege. Daha önce hiç telefonla konuşmadım. Ha? Kiminle konuşmak istiyorsun gaga? Seninle. Olur gaga, konuşabiliriz. Annemin telefonuyla ev telefonumuzu ararım. Telefonu sen açarsın. Kendi telefonumla konuşmak istiyorum Ege. Ama telefonum yok biliyorsun. Konuşamayacağız yani. Annemden izin alırız. Çok konuşmayız. Hak! Olmaz. Aslında... Ha? Ege! 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 Buldum. Kendi telefonumuzu kendimiz yapacağız. Ha? Biz mi? İkimiz mi? Evet gaga. Ben daha önce hiç telefon yapmadım ama. Annemle birlikte yapmıştık. O mutfaktaydı, ben de odamda. Güzelce konuşmuştuk. Yapabiliriz gaga. Tamam Ege, deneyelim öyleyse. Neler gerekiyordu bir düşüneyim. 2 bardak. Bardaklar. Biraz ip. İpler. Ve son olarak bant gerekiyordu galiba. Ha, işte bant. Senin için ucunu da buldum Ege. Ha? Şimdi kurtulurum, merak etme. Dur gaga, yardım edeyim. Sayende bütün malzemeleri hemen bulduk. Telefonun bir ucunda sen, diğerinde de ben. Öyleyse başlayalım hemen. Nasıl başlasak? Defteri alabilir miyim gaga? Adım adım her şeyi not etmek istiyorum da. Defter. Bu değil. İşte. Bardakları ters çevirelim. Sonra bir ip seçelim. Ha, yeşil kablolu telefon olsun Ege. Olur gaga. Bir parça ip koparır mısın? Bu kadar yeter. İp de hazır. Şimdi sıra bantta. Bandı sen koparsan... Ha. Şimdi ipin bir ucunu bu bardağa, diğer ucunu da bu bardağa yapıştıralım. İşte oldu. Bitti. Hemen deneyelim. Tamam gaga. Birbirimizden uzaklaşalım. Ha? Gaga. Deneme bir, deneme bir. Ne dedin Ege? Duyamadım. Telefonunu kullan gaga. İşe yaramadı. Hiç ses gelmiyor.
Bardağı nasıl tuttun Gaga? Gösterebilir misin? Bu şekilde tuttum. Böyle tutalım. Konuşurken de bardağın içine konuşalım. Şimdi anladım ve... Yeniden denemek için çoktan hazırım. Gaga, Gaga. Deneme 2, deneme 2. Ne dedin Ege? Ha, yine mi olmadı yoksa? İp çok mu uzun acaba? Biraz kısaltalım mı Ege? Deneme 1 ve 2 başarısız oldu. İpi biraz kısalttık. Hazır mısın? Deneme 3. Konuşabilirsin Ege. Deneme 3, deneme 3. Konuşabilirsin. Hazırım Ege. Konuştum Gaga. Yine olmadı. Ha? Biraz daha kısaltsak ipi. Gaga. Ege, bak işte oldu. Sonunda duyabiliyorum seni. Çok net geliyor sesin. Ha! Gaga. Evet Ege. Yanlış bir şey yapıyoruz ama ne? Uzun ip kullandık olmadı. Kısa ip kullandık olmadı. Ne olduğunu hemen bulsak iyi olur. Bardağı tutmaktan kanadım çok yoruldu. Ha! Bardak? Ha, Gaga şimdi hatırladım. Bardağa delik açmıştık. Bardakların altına küçük birer delik açayım. Şimdi de ipi geçirip bardağın içinden düğüm atalım. İşte bitti. Alo. Yaşasın. Alo. Gaga ile denemelerimize devam ettik. İpi gergin tuttuğumuzda birbirimizi daha iyi duyduğumuzu fark ettik. Gaga uyuyana kadar telefonda konuşmak istedi. Konuşurken uyumuşuz. Telefonlar bu kadar yaygınlaşmadan önce insanlar birbirine mektup yazarmış, telgraf çekermiş. Bayramlarda, özel günlerde birbirlerine kart atarlarmış. Bazen bir mektubun yerine ulaşması günler, haftalar sürermiş. Annem telefonla haberleşmek kolay ama mektup beklemek de güzeldi diyor. Telefonu meraklı bir bilim insanı olan Alexander Graham Bell icat etmiş. Bilim insanlarının merakı sayesinde her geçen gün yeni bir icat çıkıyor ortaya. Belki bir gün biz de bir şey icat ederiz. Neden olmasın? Thank you.